kurt gibi açıkmış ha. Eline sağlık aşkım. Afiyet olsun. Aşkım, ayıp olmazsa televizyona bakabilir miyim? Bugün çok önemli bir maç vardı. Kaç kaç bakalım. Tabii tabii, ben sana ekmek getireyim. Ha, ha, kumandayı da alabilir miyim? Dur. Al bakalım. Merci. Baba, bugün güzel film var mı? Benim bildiğim bir şey yok aşkım ama istersen gazeteye bakarız. Baba, bugün televizyon seyretmesek, Betüş teyzeme gitsek olmaz mı? Aşkım, ben uzun bir süre teyzeni görmek istemiyorum. Aa, Yavuz, sen de abartıyorsun ama. Çocuk gibi bu kadar uzatmana ne anlamı var? Abartmak mı? Eda, bugün resmen bizi kafeden kovdu, farkında değilsin herhalde. Ben çok kırıldım. Alındım hatta yani. Evet, bu iş bu kadar. Şimdi hemen Eda'lara gidip Sadık'ın Yavuz'a neler anlattığına bizzat yerinde şahit olmalıyım. Ay, ay bu iş eğlenceli olmaya başladı. Günaydın Taci. Hoşça kal Taci. Oh, sabah sabah kokular sürünmüş. Nereye gidiyorsun böyle? Sabah sabah kokular sürünmüş. Hava almaya gidiyorum canım. Ay ne havasıymış bu canım. Peri havası canım, peri havası. Biraz dolaşıp geleceğim. Yürüyerek mi? Hayır, metroyla, uçarak, sihirle. Nedir bu sorgu sual? Bak unutma Taci, sonra seni akrep yaparım. Cid. Aman akrep yaparmış. Şuna bak, sanki çocuk korkutuyor. Biz de köpek olduk olalı karizma yerlere serildi. Merhaba Taceddin'cim. Merhaba Perihan. Nereden çıktın sen? Hayatım, son günlerde ortalıkta çok garip şeyler dönüyor da senin haberin var mı diye sormaya geldim. Nasıl? Hangi garip şeyler? Dün geceden beri sihirli aynamdan Suzanların ve Betüşlerin evini izliyorum. Her iki evde de çok tuhaf şeyler dönüyor. İçimden bir ses, bu işlerde Dudu'nun parmağı var diyor Taceddin. Ne tesadüf. Aynı ses bana da konuşuyor. Aa, o zaman daha fazla beklemenin alemi yok. Dudu'nun son günlerde neler yaptığına bir bakmam gerekiyor. Bak bak. Hatta ben de bakayım. Evet. İşte oldu. Ey güzel sihir. Git kızımın karakterini değiştir. Ah, ah, Yavuz, ah, kaynar suya el sokulur mu ya, ah. Yandım kaşık. Ha. Hadi baba, yumurtalar nerede kaldı? Açlıktan öleceğim. Tamam hayatım, tamam. Şimdi geliyor. Ay, bir yumurtayı cezveden çıkarmayı beceremedi. Başka şeyleri nasıl becerecek acaba? Ah, Eda. Efendim. Hayatım, biraz bakar mısın? Ne var yine? Aşkım ben bu yumurtaları çıkartamıyorum ya. Tamam sen geç, ben hallederim. Ay ay ay, şapşal damat. Ah şu Betüş'ün evliliğini bir bitireyim. Eda'yı da Suzan'a çevirmezsem bana da Dudu demesinler. Bu ne bakınıyor öyle? Aman beni göremez nasıl olsa. Görünmezim ben. Eda! Nerede kaldı yumurtalar? Yoksa sen de mi beceremedin? Aa, olur mu öyle şey? Alt tarafı yumurta. Buyurun, bu da sizin hanımefendi. Ay ay ay, mutlu aile tablosu. Anne? Ne? Eda. Yok bir şey Yavuz. Bir an sanki burada bizden başka birileri daha varmış gibi geldi ama neyse. Kapı. Temiz kalpli karım benim. Demek ki içine doğmuş geleceği. Bakalım kim gelmiş. Aa. Sadık hoş geldin. Hoş bulduk. Hiç beklemiyorduk. Dostum, hayrola? Ya sormayın çocuklar. Betüş'e tuhaf bir şeyler oldu. Tuhaf tuhaf davranıyor. Acayip acayip konuşuyor. Yani dün nasılsa bugün de aynı şekilde davranıyor. Yani çok sinirim bozuk. Ne olur kusura bakmayın. Yani çok bunaldım, onun için sizi rahatsız ettim. Ya, hiç problem değil. De, Betüş'ü değiştiğini zannetmiyorum. Yani Betüş yine aynı Betüş. Herhalde. Ah! Zafere doğru emin adımlarla ilerin. Sen öyle sandın. Sen öyle san. Yaptığın her şeyi biliyoruz. Asıl senin işin bitti. Kim? Kim? Neyi? Ama Perihan!
Buraya gel. Ne yapıyorsun Perihan? Dudu'yu bana görünmez olarak gösteren sihirli ayna onu şimdi de buraya getirecek. Seyret de gör. Yani enişteciğim esasında sen de haklısın galiba. Aa! Ne oldu ya? Kapı çarpmış ya. Amma panik yaptınız ha Ceyran. Bir şey değil yani. Ben de başka şey sanmıştım. Ay. Ay. Senden bıktım artık Perihan, bıktım. Senin yüzünden alerji oldu her tarafım. Ben de senden bıktım Dudu, senden. Ben de Dudu, ben de, ben de. Şimdi derhal yaptığın sihiri düzeltiyorsun. Suzan'a nevi şahsına münhasır halini, Betüş'e de özbeöz karakterini geri veriyorsun. Ayrıca Yavuz'un, Sadık'ın, Eda'nın, toprağın ve çocukların kafasından Betüş'ün iki gündür onlara yaptıklarını siliyorsun. Aksi takdirde seni cadılar ülkesine sürgüne yollamakla kalmam, seni bir tek iyi bir sihir bile yapamayan bir cadı haline sokarım. Anladın mı? Bir cadı. Günaydın Suzancığım. Ah sana da komşum. Ne oldu hayatım, pek iyi görünmüyorsun. Aman abinin halası eve döndü ya, sinirlerin tepeme çıktı gene. Neden Suzancığım? Ayol ne güzel ortalıktan kaybolmuştu. Niye geri geldi anlamıyorum. Kim aldı onu eve? Ben sen aldın diye biliyorum. Ben mi? Hı. Allah Allah. O da öyle diyor. Ne bileyim, ona sarılmışım, kahve pişirmişim, canımsın filan demişim. Kız, hamilelik yüzünden. Manyadım mı ben acaba? Bazı nasıl davrandım hatırlamıyorum. Hayır hayatım. Sadece böyle duygusallığının dışarıdan görünmesi hoşuna gitmiyor herhalde. Ama bence sana çok yakışıyor. Keşke hep öyle kalsan. Saçmalama Betüş. Ben Nevi Banu'ma karşı duygusal davranacakmışım. Hayatta olmaz. Ayol o bana düğününde çeyrek altın taktı. Ölsem bitsem affetmem. Boş boş konuşuyorsun. Sağ olsun Dudu bazı şeyleri düzeltmiş ama bazı şeyleri de hafızadan silmeyi unutmuş. Neyse, en azından Mevhibe Hanım'ın aklında kalan güzel şeyler onun Suzan'ı sevmesine neden oldu. Sevgi her şeyi affettirir. Didişirler didişirler, yine aynı evde yaşarlar. Belki de haklısın Taceddin'cim. Ah, Dudu cadılar ülkesinde ne halde acaba? Bilmem. Orası da bir tür peri cehennemi. Ateşler içinde kaynayan sihir kazanları, kötü kötü sihir kokuları arasında herhalde çok mutsuzdur. Eminim cadılara ne olur beni geri gönderecek bir sihir yapın diye yalvarıyordur. Ama hiçbir cadı bir perinin iyiliği için bir sihir yapmaz. Hiçbir cadı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evde. Peri anne baba ve bizlerle hayat renkli.